içeriğimizin konusu Fusion 360 programının CAM ortamında kanal tornalama operasyonu. İlk olarak toolbar'dan turning kısmına geliyoruz. Buraya tıkladıktan sonra karşımıza gelen seçeneklerden turning grow'u seçiyoruz. Karşımıza gelen grow penceresinde kanal tornalama yapabilmek için gerekli parametrelerin 5 ana başlık altında toplandığını görmekteyiz. Şimdi gerekli olan parametreleri tanımlamaya başlayalım. İlk olarak tool kısmına geliyoruz. Tool kısmında kesici takım bilgilerini tanıtacağız. Ardından operasyonun yön ve modu, devir ve ilerleme gibi tanımlamaları yapıyor olacağız. Tool kısmına gelip Select kısmına tıklıyoruz. Karşımıza gelen takım kütüphanesinde Turning Growing takımımızın olmadığını görüyoruz. Artı tuşuyla yeni bir takım ekleyeceğiz. Burada Turning Growing ikonunu buluyoruz ve kanal takımımızı oluşturmaya çalışıyoruz. Tıkladık. Ardından gelen sayfada kesicimizin uç bilgilerini tanıtmak için Insert kısmına geçiş sağlıyoruz. Ve burada kesici ucumuzla ilgili geometrik tanımlamaları yapabiliyoruz. Şu anda takımımın uç genişliği 3 mm. Bu benim için şu anda uygun. Ama uç radyüsümün 0.4 olmasını istiyorum. Ve onu seçiyorum. Ardından kabul ve seçimimi select'le tamamlıyorum. Takımımı seçtim. Mod ve direction kısmında turning mod kısmında dış çap mı, iç çap mı, iç çapta mı, dış çapta mı, hangisinde kanal tornalama yapmak istediğinizi sizlere soruyor. Şu anda bu dış çapta bir kanal tornalama ve yönünüzü gördüğünüz gibi front to back, back to front, both ways. Ben burada iki yönde hareket etmesini istiyorum. Devir ve ilerleme kısmında şu anda sabit kesme hızı seçili. Dilerseniz sabit devir seçeneğini de aktifleştirebiliyorsunuz. Ben şu anda sabit devir sabit kesme hızıyla devam edeceğim. Ve bu kesme hızımı biraz azaltıyorum. Devrimi de 2000'de sınırlıyorum. Ardından use feet per revolution kısmında dilerseniz milimetre bölü dakika, dilerseniz milimetre bölü devir cinsinden tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Şu anda tiki aktif duruma getirdiğim zaman milimetre bölü devir cinsinden tanımlama yapıyor olacağım. Bu kısımları cutting feet per revolution'ı 0.15 ve giriş ve çıkışlarımı da 0.12 olarak tanımlıyorum. Buradaki tanımlamalar gerçek üretim koşullarında bir takım parametrelere bağlı olarak değişebilir. Biz şu an bu işi simülasyon kısmında yapıyoruz ve matematiksel olarak tanımlıyoruz. Gelecekteki içeriklerimizde bunlarla ilgili gerçek hayat problemleriyle ilgili içerikler üretebiliriz. Tool kısmındaki tanımlamalarımız bittikten sonra ardından geometri kısmına geçiyoruz. Geometri kısmında kanal tornalama operasyonumuzun geometrilerini tanımlayacağız. Otomatik olarak seçili gelen düzlemler bizi amacımıza ulaştırmayabilir. Bizim çalışacağımız kısım şu kısım. Bu kısımda biz bir kanal tornalama operasyonu gerçekleştireceğiz. O zaman frontu şuraya, back'i de bu kısma hedefleyeceğiz. Bunun için front kısmına geliyoruz ve selection'la ön kısmı şu kısma taşıyoruz. Back'i de yine selection'la, back kısmına gelip selection'la şu kısma hedefliyoruz. Şimdi program bu iki düzlem arasında kalan geometrileri kanal tornalama operasyonu olarak hesaplayacak ve ona göre bir takım yolu oluşturacak. Buradaki bazı seçenekleri şimdilik pas geçiyoruz. Sonra aradaki farkı görebilmek için tekrar geri döneceğiz.
Ardından Ready kısmına geçiyoruz. Buradaki parametrelerle ilgili tanımlama yapmayacağım şu anda. Gerek yok. Ardından pas ses kısmına geçiş sağlıyorum. Bu kısım son derece önemli ama bütün parametrelerle oynamalar yapmayacağız. İlk olarak up down direction seçeneğini inceleyelim. Buraya göz atalım. Burada 3 seçenek görünmekte. Up and down, only down ve only up diye. Burada şunu belirtmek isterim. Kesici takımlarımız, yani kanal kesici takımlarımız aşağı yönlü ve sağa sola şeklinde talaş kaldırırlar genellikle. Ama son yıllarda tabii ki piyasada farklı kabiliyette talaş kaldıran kanal kesicileri de üretilmektedir. Ben geleneksel takımlardan dolayı burada sadece aşağı yönlü talaş kaldırmasını istiyorum takımımın ve bu yüzden only down seçeneğini seçiyorum. Ardından isterseniz groove'unuzun içinde bir finish paso tanımlayabilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Ben şu anda bunu eklemek istemiyorum. Roughing pas ses kısmında kanalınızın hangi stratejilerle talaş kaldırmasını istiyorsanız onları belirliyorsunuz. Mesela bunun resimsel gösterimine geldiğimiz zaman bakın full step down'da takım tek solukta dibe kadar dalıyor. Partial step down'da dilimleyerek, katmanlayarak bu işi gerçekleştiriyor. Üçüncü sideways with partial step down'da yine katmanlı ama sağlı ve sollu şeklinde bir stratejiyle üretimini yapıyor. Ben buradan şu anda katmanlı partial step down'u seçiyorum. Ve buradan gerekli parametrelerimi, yanal kaymalarımı ve katman değerlerimi tanıtıyorum. Burada step over diyor. Yanal kaymalarımı takımım 3 mm olduğu için ikişer ikişer ve uç radyüsünü de baz aldığım zaman ikişer ikişer olmasını istiyorum. Maximum groove step down. Burada bu parametrelerle ilgili yorum yapamadığınızda gerekli değerin tanımlandığı kısma geldiğinizde resimsel olarak bir kılavuz görünüm karşınıza geliyor. Burada katmanın derinliğini sizden istiyor. Ben burada da ikişer milimetre katman derinliğimin olmasını istiyorum. Ve diğer şu anda diğer parametrelerle ilgili bir tanımlama yapmayacağım. Bir sonraki kısım linking kısmı. Burada da yaklaşma ve geri çekilme mesafeleriyle ilgili şu anda bir tanımlama yapmayacağım. Onayladıktan sonra bu pencereyi programımız bize bir takım yolu oluşturdu. Şimdi bunun simülasyonunu izleyelim. Evet, bu şekilde takım yolumuzu oluşturdu. Fakat ilk etapta bayağı yukarıdan başladı. Bunu nasıl kontrol edebiliriz? Edit'e gelip burada geometri kısmından bir sonraki operasyondan kalan talaşa göre hareket etmesini istiyorsak Rest Machining seçeneğini seçiyoruz ve bir önceki operasyondan kalan talaşa göre takım yolumuzu oluşturuyoruz. Tekrar OK diyelim. Evet, kanal tornalama yapılacak bölgelerimizde bir çalışma oluyor. Bitti. Tabii program kendi finalini de yaptı. Siz buna ekstradan bir final eklemek istiyorsanız, yani buradaki turning groove finishing eklemek istiyorsanız, bunun için pas seste tabii ki stock to level'ı stock to level kısmından
final pasoya bir miktar talaş miktarı bırakmanız gerekiyor. Bunu da bu tiki de aktif duruma getirdik. Okey diyelim. Ardından finalimize talaş miktarı bıraktık. Tabi programın takım yolunu değiştirdi. Farklılaştırdı. Şimdi bir final tornalama ekleyelim. Yani kanalımıza final tornalama ekleyelim. Buradan Turning Grow Finishing'i seçiyoruz. Burada sonraki basamakları hızlıca geçiyoruz. Yine takımımızı hızlı Turning Growing şeklinde seçtik. Dilerseniz yeni takım oluşturup farklı takımla da finalinizi yapabilirsiniz. Buradan devrimi 2500'de sınırlıyorum. İlerlemem 0.15, 0.12 ve 0.12 şeklinde değiştiriyorum. Geometrim yine düzenlemem gerekiyor. Geometrilerimi de tanıttım ve bir sonraki operasyondan kalan talaş miktarına göre takım yolunu oluşturmasını istiyorum. Radi kısmında şu anda tanımlama yapmıyorum. Pas sese gelelim. Şu anda önemli olan bir değişikliğimiz görünmüyor. Linking'de de zaten pas geçiyoruz. Okey deyip takım yolumuzu izleyelim. Evet, bu şekilde bir takım yolu oluşturdu. Fakat bu benim istediğim kesme yönünde değil. Bunu bir tekrardan inceleyelim. Evet, bu şekilde girdi ve çıkarken yine aşağıdan yukarıya doğru talaş kaldırmaya çalıştı. Bu geleneksel takımlarda problem yaratabiliyor. O yüzden bunun da sadece aşağı yönlü yapmam gerekiyor. Tekrar Grow Finishing operasyonumuzu editleyelim. Karşımıza gelen pencerede pas ses kısmına geçiyoruz. Ve burada Direction'ın altında Avoid Upward Cutting adında bir seçeneğimiz var. Ve bunu aktif ya da pasif duruma getirmemiz gerekiyor. Bu seçenek bize iç çaptan dış çapa kesmeden kaçınmayı sunuyor. Ve biz bunu bu tiki aktif duruma getirdiğimizde takımımız artık iç çaptan dış çapa çıkarken bir kesme yapmayacak. Bunu okey diyoruz ve ardından takımımızın finish simülasyonuna bakıyoruz. Evet, yukarıdan gelip iç çapa doğru daldı. Yine ikinci kısmı da yukarıdan gelip iç çapa doğru talaş kaldırmasını yaptı. İstediğimiz durum bu şekildeydi. Şimdi iki kaba ve finish, yani kaba kanal ve final kanal tornalama operasyonlarımızın ikisini birlikte izleyelim. Biraz hızlandıralım. Bu şekilde kanal kaba ve final kanal final tornalamasını yapmış olduk. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.